Bence ee? aynı. Katılıyorum. Ben de o daha iyi. Alternatif de. Tabii ki çok fark da. Bu hocandaki belki iki tane forvet oynar. O konu çok eksik. Bence biraz risk. Neden risk? Da orada arka iki tane e, stopper de yok. En tecrübe stop. Ve bir, bir tane orta sahada. Çift ee, forvet oynamak mı risk? Bence risk de. Neden risk? O, tabii ki bu normal biraz antrenman gerekiyor. E, 4-4-2 gibi de o iki tane forvet hiç destek yok savunma işinde. Biraz zor da. Neden zor? orada arkada yeni stoper var yeni stoper bu çocuk bir dokuz dakikada oynar. Bu evet evet. Dokuz dakika az da. Tempo da maç da tempo da yok. Yorta sahada belki bir tane oyuncu bu oyuncu çok mat oynamıyor. İşte biraz risk da bence. Peki çift forvet e, risk dediniz. O zaman tek forvete de zaten Fatih Terim'in dönmesini bekliyoruz. Acaba Falcao mu olur, Mustafa Muhammed mi olur? Bütün hafta aslında bunu tartıştık. Sizce? <laughs> Kesin çok iyi forvet. Ama tabii ki Mustafa bence daha hazırdan. Ziksel'le işinde daha hazırdan. Şimdi Falcao da dünya yıldızı malum. Yani e, formdayken de hazır gol atarken de acaba Falcao gibi bir dünya yıldızını e, kulübeye gönderecek? de bekletip Mustafa Muhammed'i oynatmak acaba o takım için dengeleri biraz bozabilir mi? Tabii. Gibi, Muhammed çok iyi bu performansıydı. Ocak geldi de kaç gol falan da çok iyi performansı da kat kat veriyor. Çok iyi iş yapıyor. Diğer tarafta tabii ki saygı da Falcon var çok önemli oyuncu. Ama şimdi bu zamanda... Muhammed daha iyi bu performans için bence daha iyi. Katılır mısınız İbrahim? Ya şöyle hani her maçın bir stratejisi vardır, planı vardır. <laughs> Şimdi Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Yani puan veya puan yani kaybettiği zaman beraberlik veya mağlup olduğu zaman şampiyonluk yarışında bence artık saf dışı düşünüyorum açıkçası. Hmm. E, artık ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin bu aşamada puan kaybetmeye tamir olduğunu düşünmüyorum. Yani Fatih Terim de Fatih Öncü de direkt skora gitmeye bakacaktır yani. 3 puan nasıl hmm. alırız ona bakacağını düşünüyorum. Çünkü yani hocam dediği gibi iki santriforun artıları da var, eksileri de var. Hı -hı. Ama şu andaki kadroya baktığımız zaman e, Galatasaray'ın tabii ki çift santriforla oynamak risklidir. E, tek santrifor olup orada fizik gücü daha iyi olan, takım e, takıma daha fazla yardımcı olacak oyuncu, Hı -hı. hangisi daha diri ise onu oynatabilir. Yani dediğiniz gibi Falco evet çok iyi bir golcü ama e, Mustafa'nın da çok iyi bir santrifor, e, defansif olarak da gelip yardım eden, takım bütünlüğünü sağlayan bir santrifor olduğunu düşünüyorum. E, o biraz bir adım daha önde gibi sanki. İkisi hocam de, güldünüz. Ik, ik, hayır ikisi de Mustafa'yı <laughs> ön plana çıkardı. Evet. Yani iki hocamın da görüşü işin fiziksel yönüne biraz önem verdiler. Evet günümüzde artık mücadele etmeden koşmadan hiçbir şey olmuyor o kesin. Tabii benim gönlümde yatan elinizde Farko ve Mustafa varsa ikili oynamak. Ama ikili oynamanın zorluklarına da kısaca hocam değindi. Ee, Fatih Hoca her ne kadar geçmiş dönemde 4-4-2'yi çok iyi oynatan bir teknik adam olsa bile şu an eldeki futbolcuların bu sisteme uyum sağlamamış olmaları onun dezavantajı. Aslında Kayseri bir maçında... Elmander, tepki Necati verdi. ikilisini hatırlayalım ikili oynadıkları zaman. Elmander bir orta saha oyuncusuymuş gibi hatta defansif ön liber oymuş gibi müthiş katkı sağlıyordu. Daha sonra Burak'la Drogba arasında yine bir ikili vardı. Dönem dönem hangisi biraz daha önde oynayacak konusunda fikir ayrıcalığı yaşadılar. Ama ben şöyle yaklaşıyorum. Bence bir teknik adam en kaliteli 11 futbolcusunu birlikte oynatabileceği sistemi bulabiliyorsa o işin ideali oluyor. Ama o sistemi oturtmak için de biraz zamana ihtiyacı oluyor. Fatih Hoca'nın maalesef o zamanı olmadı. Biz de biraz abartıyoruz gibime geliyor. O da şu, Kayseri'de Galatasaray iyi oynadı dediler çift forvet. Evet. Neden? Galatasaray 3 tane gol attı. Peki Rize maçında değişen neydi? Yine çift forvet oynadılar. Yine 3 gol attılar. Değişen defanstı. Kayseri'de iyi oynayan, hatasız oynayan defans Rize maçında neredeyse kendi kalesine 4 gol attı. O yüzden e, yani siz ikili de oynasanız, tekli de oynasanız takımın genel anlayışı, oyun anlayışı çok önemli. Birlikte oyunları çok önemli. Form seviyeleri çok önemli. İşte bu Belki de sistemden kaynaklanan en olumsuz dezavantaj şuydu. Galatasaray 4-4-2'yi baklava oynadığı için önde iki açığı yoktu. Sağ açık, sol açığı yoktu. Mecburen bekleri ileri gönderdiler. Bekler geri dönemeyince Rize'de o boşlukları çok iyi bir şekilde kullandı. Galatasaray defansa kaybetti. Peki yani. çift korvet oynamanın değil. tek yolu 4-4-2 midir? Yani atıyorum Larin Abu Bakar ikilisi gibi çift forveti yine oynatıp birini kanatta kullanmak gibi bir çözümü olamaz mı Fatih Terim? Mesela Mustafa Muhammed kanatta oynayamaz mı acaba? Tabii, tabii. aynı performansı değil mi olabilir de bu alternatifine. Ee, Muhammed mücadele oyuncu, koşun oyuncu ee, ama o kanat kanat değil de biraz eksik de olabilir de bu sistemine. Ama o zaman Doğan'a çift forvet demiyorsunuz. Evet, Beşiktaş'a 4-2-3-1 oynuyor. Beşiktaş'a 4-4-2 oynuyor diyor muyuz? diyor muyuz? Ben de onu dedim zaten. Tek yolu 4-4-2 evet. midir? Dedim. Yani başka bir sistemle ya yine de 2-4-2 Mutlaka 3-5-2 de oynayabilir. Bakın 4-2-3-1 oynayabilir. 4-1-3-2 oynayabilir. Ee, bunu kanat oyuncularıyla oynayabilir. Aslında bu sistemler çok kafa karıştırıyor. Sağ içinde pozisyonun gereği sizin almanız gereken Doğru bir pozisyon var. Futbolcuların hepsi bunu yapabiliyorsa sistemin Hı. ne olduğu zaten çok da önemli değil Hı. bence. Tabii ki bazen takımda, bazen hocam ne zaman hakip bu topla başka sisteme 4-2, 4-3-3 gibi de. Ne zaman sen top aldı 3-5-2 de gibi. O alternatif olabilir de. Ama tabii ki antrenman gerekiyor. Evet, Belki zaman da. Zamanla bu arada tabii biz şunu da görmezden geliyoruz, unutuyoruz daha doğrusu milli ara dönüşü. Veya evet. şimdi <laughs> tam zaman test değil de son 10 maçta çok önemli de her puan çok önemli şampiyon için de. Öyle Bazen bu zor riskli denemeler yapmayalım diyorsunuz yani. <laughs> Peki İbrahim Toroman. Ya şöyle dediğiniz soruya Hilal'in farklı bir oyuncu. Hani daha çok uzun alanda koşu temposu yüksek olan bir oyuncu. Yani hem kanatta oynuyor ama Hı -hı. dediğiniz gibi Abbakar orada lider bir santrafor. Onun boşaltmış olduğu alanları özellikle arka direkte değerlendiren bir e, forret oyuncusu. Aynı zamanda sadece e, gol atarak değil takıma katkısı. Hı -hı. E, larin'in defansif olarak yani o, o kompak oyunu çok evet. iyi yapabilen bir oyuncu. Defansif görevlerini de iyi yapabilen bir oyuncu. Dediğiniz gibi bu çiz santrafor olarak bir görünüyor ama öyle değil yani. Dediğiniz gibi 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 gibi oynayan bir takım e, Beşiktaş. E, Mustafa orada oynayabilir mi? O öyle bir oyuncu olmadığını düşünüyorum açısı. Orada oynadığınız hmm. zaman ne kadar faydalı, ne kadar katkı sağlar? Bu soru işareti. Şimdi dediğiniz gibi Kayseri maçında fena değildi aslında. Evet. Ama diğer maça Rize maçına geldiğimiz zaman bireysel hatalar defansa çok fazla oldu. Ama bunun yanında Rize spor kanatları çok iyi kapattılar. Yani o bölgeleri 5 tane defanslara kapattığı için hı hmm. gelen defans oyuncuları da hani kanat oyuncuları da etkili olamadılar. O yüzden yani iki, elinizde iki tane net santrafor var mesela. Muhammed de Falco da çok iyi bir santrifor. Ee, ben de hoca olsam onları ikisini bir arada oynatmak için düşünürüm. Çünkü direkt gole gitmek. Artık iyi oyundan daha çok Galatasaray'ın e, güzel oyundan daha çok direkt skora gitmesi lazım. Alınan 3 puanı cebine koyması lazım evet. bir an önce. Ee, ama şu takımla bu oynanabilir mi? Biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü o hem orta sahada hem defansta zaaf olduğu için e, o konuda zorlanabilirler. Çünkü orta sahada bir oyuncu eksik olacak. Hani Falco zaman zaman gelip Top dönüp bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne kadar fizik olarak buna katkı sağlayabilir Soru işareti bence. Peki şimdi e, forvetlerden bahsettik, savunmadan bahsettik. Orta sahayı konuşmamak e, olmaz. E, orada da eksikler var tabii diğer bölgelerde olduğu gibi. E, yine Taylan'ın yokluğu muhtemelen orta sahayı da etkileyecek hocam. E, bu noktada Eteboy bekliyoruz, Jetson Fernandes'i bekliyoruz ama acaba e, önde kim olur? Bu noktada Feguli olabilir ya. mi sorusu çok fazla e, soruluyor Belhanda sonrası acaba Fegül'ü orada oynarsa nasıl katkı e, sağlar? Ben e, bugün böyle biraz bilgi almaya çalıştım. Aslında çok da ilginç bilgiler geldi. Örneğin tek forvet. E, tek forvette de Mustafa biraz ön plandaymış gibi bilgi geldi. Ama onun milli takımından dönüşünü de düşünecek olursak çok emin olamadım. Tek forvet oynanacağı yerde Onyekuru sol tarafta oynayacak bilgisi geldi. Sağ tarafa da büyük bir ihtimalle Arda veya Babel düşünülüyor dendi. Hmm. Çünkü Fegoli mutlaka oynayacak ama Fegoli Fatih Hoca tek forvetin arkasında oynatmayı planlıyormuş daha fazla. Bu da alternatiflerden biri. Yine son dönemde Emre Akbaba'dan memnun olduğu için forvet arkasında Emre'yi de görebiliriz e, diye düşünülüyor. Etobo büyük bir ihtimalle görev yapacak. Etobo'nun yanında da işte öndeki alternatiflere uygun olarak Getson, Fernandez hatta Ömer'in bile çünkü Ömer her zaman dirençliydi. Hatay deplasmanında da o direnci orta sahada yakalamak istiyor Fatih Hoca. Ömer'in bile orada oynaması söz konusu olabilir dediler. Yani Fatih Hoca hala birçok alternatifi değerlendirdiği günleri geçiriyor.